Değerli arkadaşlarım, hepinize merhaba. Aslında o şiirini söylesem hemen o şairi söyleyeceksiniz, tanıyorsunuz ama onun en önemli özelliklerini size vermek için bu soruyu hazırladım arkadaşlar. İdeal olan ve udayla hayata yansıtmaya gayret eden bir dava adamı. Dava adamı olmasının altını çizelim arkadaşlar. Onun zihninde oluşturduğu örnek bir insan ve toplum modeli vardır. Bu modelin oluşmasına etki eden unsurların başında ise İslam dini. İslam dininin altını çizelim arkadaşlar. Ona göre, şaire göre 11 ve 12. yüzyılda altın çağını yaşayan İslam, daha sonraki yüzyıllarda çeşitli nedenlerden ötürü eski gücünü yitirmeye başlamıştır. Diriliş ise onun Müslümanların yeniden Kur'an'a ve sünnete sarılıp eski gücüne kavuşması anlamına gelir ki diriliş kelimesi de o şairle bağdaştırmamız gereken önemli bir kelimedir arkadaşlar. Kaleme aldığı şiirleri ve düşünce yazılarıyla olduğu kadar kurduğu fikir ve sanat akımı olan diriliş kavramıyla da anılan bir düşünce adamıdır. Onu da altını çizdik. Sanatçı bireyselden evrensele, toplumsal meselelerden siyasi dengelere, geleneksel kültürden dini hayata kadar pek çok konuyu eserlerine taşımıştır. Bu eserini bildiğinizi düşünüyorum. Hızır'la 40 Saat adlı şiiri onun Hızır ile buluşup hayatın anlamını ve mutlak hakikati arayan şairin gözlemlerinden ve iç seslerinden oluşur. Önemli şiir de nedir? Mona Rosa şiiri. O şiirin de hikayesini sizlere bir ara paylaşayım. Çok güzel bir hikayesi var arkadaşlar. Kimden bahsediyoruz? 2021'de kaybettiğimiz Sezai Karakoç'tan bahsediyoruz. Her zaman sorulmaya adaydır, önemlidir. Bilelim arkadaşlar, Sezai Karakoç, cevap Ceyhan oldu.